Hayvanların toprak oluşundan sonra Yüce Rabbimizin katında bir nida duyulur. Nerede levh-i mahfuz? Bu nida üzerine levh-i mahfuz derhal görünür. Onun çok muazzam bir ağırlığı vardır. Yüce Allah buyurur ki, Tevrat, İncil ve Kur'an'dan sende yazdıklarım nerede? Daha sonra Ruhul Emin'i bana çağırın diye emreder, onu derhal getirirler. Hak Teâlâ Hazretleri buyurur ki, Ey Cibril, bu levh-i mahfuz benim sözlerimi ondan alıp elçilerime naklettiğini söylüyor, doğru mudur? Cebrail aleyhisselam cevap verir, Doğrudur ya Rabbi. Allah-u Teâlâ tekrar buyurur, Yaptıklarını anlat. Cebrail aleyhisselam sözlerine devam eder. Tevrat'ı Musa'ya indirdim, Zebur'u Davut'a indirdim. İncil'i İsa'ya indirdim, Furkan'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdim. Ve bütün suhuf ehline sayfalarını indirip tebliğ ettim. Sonra ey Nuh diye bir nida duyulur. Derhal Nuh aleyhisselamı getirirler, Yüce Allah ona hitap eder. Ey Nuh, bu Cibril sana vahiy getirdiğini söylüyor, doğru mu? Nuh aleyhisselam cevap verir, Evet doğrudur ya Rabbi. Bunun üzerine Allah-u Teâlâ tekrar nida eder. Kavmin ile ne gibi bir muamelen oldu? Hazreti Nuh şöyle cevap verir, Ya Rabbi, onları gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim onların haktan uzaklaştırmalarını arttırmaktan başka bir fayda sağlamadı. Allah-u Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de olayı şöyle haber vermektedir. Dedi, Rabbim, doğrusu ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. O sırada, ey Nuh kavmi, diye bir nida duyulur, derhal bir grup insan getirilir, onlara denir ki, Bu sizin kardeşiniz Nuh, size karşı peygamberlik görevini tebliğ ettiğini söylüyor, acaba doğru mudur? Hep birden cevap verdiler, Hayır ya Rabbi, doğru değil, yalandır. O bize hiçbir şey tebliğ etmedi. Bunun üzerine Allah-u Teâlâ, tekrar Hazreti Nuh aleyhisselama hitap eder. Ey Nuh! Onlara karşı tebliğ vazifeni yaptığına dair elinde bir delil var mı? Hazreti Nuh cevap verir. Evet ya Rabbi! Onlar üzerine delilim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ümmetidir. Derhal Muhammed aleyhisselam oraya getirilir. Allah-u Teâlâ ona der ki, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bunu tebliğ vazifesini yaptığına dair senin şahitlik yapmanı istiyor. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam, onun tebliğ vazifesini yaptığına dair şehadette bulunur ve şu ayeti okur. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye, Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Daha sonra Yüce Allah Nuh aleyhisselamın kavmine şöyle buyurur. Sizin üzerinize hak vacip oldu ve üzerinize azap kelimesi gerçekleşti. Kafirler üzerine azabın gerçekleşeceğini Allah-u Teâlâ Zümer suresinde haber vermektedir. Ama azap sözü kafirler üzerine hak olunmuştur. Nuh kavmi kafirlerin sorgusuz ve sualsiz cehenneme atılmaları emrolunur ve onlar ateşe atılırlar. Sonra yine bir nida duyulur, At nerede? Derhal Hud aleyhisselamın kavmi getirilir, Nuh aleyhisselamın kavmine sorulduğu gibi onlara da sorulur. Onlar da yine peygamberlerini tekzip ederler. Peygamberleri de yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve onun seçkin ümmetini şahit gösterir. Yine Resulullah Efendimiz şahitlik eder
ve şu ayeti okur. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti. Derhal emrolunur ve onlar da cehenneme atılır. Yüce Allah tekrar nida eder. Ey Salih, ey Semud kavmi! Derhal getirilirler. Onlar da peygamberlerini yalancılıkla suçlarlar. Salih aleyhisselam da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun seçkin ümmetini şahit gösterir. Resulullah Efendimiz de şahitlik eder ve şu ayeti okur. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti. Onlara da daha öncekilere yapıldığı gibi muamele olunur ve cehenneme atılırlar. Diğer kavimler de aynı şekilde meydana çıkarılıp peygamberleriyle yüzleştirilir. Kur'an-ı Kerim onların hallerini bize haber vermektedir. Adı, Semud'u, Res halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de inkarcılıklarından dolayı helak ettik. Başka bir ayette Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Sonra biz peş peşe peygamberlerimizi gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberler geldiği her defasında onlar bu peygamberleri yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından yokluğa yuvarladık ve onları efsane yaptık. Artık iman etmeyen kavmin canı cehenneme. Yine şöyle buyurulmaktadır. Ve onlardan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri kendilerine mucizeler getirdi de, Kur'an'ın bu beyanlarında diğer azgın kavimlerinin durumlarına bir uyarı ve dikkat çekmek vardır. Mesela Yarih, Marih, Doha, Üsra ve benzeri kavimleri bu azgınlara örnek gösterebiliriz. Nihayet hitab-ı ilahi, Res ve Tubba ashabı ile İbrahim aleyhisselamın kavimlerine yönelir. Onlar da peygamberleriyle yüzleştirilip cezalandırılırlar. Onların hiçbirisi için ilahi adalet terazisi olan mizan kurulmaz. Çünkü onların tartılacak sevapları yoktur. Onlar o gün Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden mahrum kalacaklardır. O gün Yüce Allah kime teveccühle baksa ve ona iltifat etse artık ona azap etmez.